Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyiyim. Sen bugün nasılsın? Niçin geldin sen? Bugün kayıt yapacağız beraber. Yeni besteler. Yeni besteler. Gel buraya gel. Gel. Gel Zeynep. İşte ne olabilir mesela? Böyle şey yapılabilir. Bugün işte Bedri Aybars albayın eserini gün yüzüne çıkaracağız. Hoş geldin. Nasılsın Bedri abi? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Şöyle içeri geçelim abi. İçeri geçelim. Oy vay vay. Ay. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldin. Zeynep, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen şöyle geç abi. Ben öyle geçeyim. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yolunda. Yolunda, çok şükür. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Koşturmaca. Devam. Bildiğiniz gibi. Evet. Müzikte durmak yok. Müzikte durmak yok. Aynen öyle. Siz nasılsınız? Devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Geçen hafta sonu 102. bestemi. Maşallah. Maşallah. Bu hafta iki tane koydum tezgaha. Öyle mi? Öyle mi? 102. şeydi. Sultaniye'ye yaptım bir tane. Hı hı. Ondan sonra şimdi bir Hüzzam'da Rast var. Ya çok sevindim. Geçen hafta bir Karciğer yaptım. Karciğer hem de şey aksak usulünde. Ellerinize, kollarınıza, gönlünüze sağlık. Ne diyelim? Şimdi sırayla onlar stüdyoya gelecek değil mi? Korhan'cığım. İnşallah abi. Biz Korhan'la ve babasıyla uzun yıllar Büyükşehir'de beraberdik. Ya. Büyükşehir Korosu'nda. O Büyükşehir Korosu'nu ilk ben kurdum. 89'da. Karayalçın zamanında. Ondan sonra işte değişti, gelen giden oldu. İlk şefimiz de rahmetli Metin Everest. Evet, Allah rahmet eylesin. Metin hocayla iyi çalıştık. Ondan sonra işte şefler değişti falan. Bedri abi de albay emeklisidir. Öyle albaydır mi? Tabii. Şimdi bir parçaları kontrol etsin Zeynep. İçinden beğendiği, baktığı bir parça seçsin şu an için. Kusura bakma, ben sana Zeynep diyeceğim. Ben tabii ki. Artık tabii 80 ki. Yaşında merdiven dayandım. Maşallah, Allah sağlık uzun ömürler versin. Şunu imzalayacağım, bu da benim yazdığım kitap. Öyle mi? Bu birinci baskısı kalmış, elimde birinci baskısını getirdim. Şimdi üçüncü baskıya ben çıktı ama ben ona karışmıyorum, yayın evinden çıktı. Hı hı. Ondan sonra sana şimdi onu ben imzalayacağım. Çok teşekkür olurum. Ne güzel bir hizmet Türk müziğine. Şöyle yapalım. Ben Hüzzam şarkıları çok severim. Hüzzam seçebiliriz. Ne eser? Eser hemen. Ne dert kalır ne hüzün. Ne şeyle dolar yüzün. Ne dert kalır ne hüzün. Sevgidir sonu sözün yarın olduğu yerde. İlkan sen rahmetli. Evet. Düyek usulünde. Var mı abi bunun bir hatırası? Bunun hatırası şöyle. 20 Mayıs 2003 yılında yapılmış bu beste. 2003 kaç sene olmuş? 18 sene. Oo, maşallah Allah. Benim bu ilk değil ama ilk bestelerimden, yani ilk 5-10 beste içerisinde, 5-6 beste içerisinde olanlardan bir tanesi, ben Emekli Subaylar Derneği Korosu'nu kurmuşum 2000 yılında, onu çalıştırıyordum. O arada İlkan San'la rahmetliyle tanıştık. Bana kitaplarından hediye etti. Ben de aldım şiir kitaplarını. İncelerken bu takıldı gözüme. Bu takıldı. Dedim ya bu şiir güzel bir şiir. Bir anda beni sardı. Eyvallah. Bunu dedim güzel bir şey yapayım, bir beste yapayım. Sözlerinde mi bir şey var? Ne etkiledi seni mesela? Ne var sözlerde Zeynep? Ne dert kalır ne hüzün, neşeyle dolar yüzün. Sevgidir sonu sözün yarın olduğu yerde. Çiçekler açar solmaz, arzu, ümit son bulmaz. Aşkın günahı olmaz yarın olduğu yerde. Gözler gözlere bakar, kalbi bir ateş yakar. Zaman su gibi akar yarın olduğu yerde. Hani bu besteleri yaparken, mesela şiiri seçerken anlattığı şeylerin önemi tabii ki vardır da. Tabii ki. Hani özel şeyler seni etkiler, mesela şöyle şeyleri yakaladığım zaman daha etkileniyorum o sözlerden falan gibi var mı herhangi bir şey? Şimdi şöyle, ben
beste yapacağım şiiri seçerken önce birinci mısrağına bakarım. Birinci mısra beni sarıyor. Birinci mısra sararsa, evet derse bana, arkadan 2-3-4 devamı gelir. Devamı da aynı şekilde kademeli olarak. İlk sözler her zaman yani daha ondan sonra şiirin bütünü. Ama illaki bir birinci mısra hitap edecek. Ama birinci mısra hitap etmedi de içinde çok can alıcı yerler de olabilir. Nakarat yaptığımız yerlerde veya meyen yaptığımız yerlerde. Onlar da olabilir. Genelde şiirin bütünlüğüne bakarım. O anki ruh haline bağlı biraz da. O anki ruh halinde sevinçli, neşeli olursun, üzüntülü olursun, duygulu olursun. Eyvallah. Ne dedin biraz önce? 102. beslenme dedin. Pardon? 102. beslenme dedin. 102. beslemi maşallah geçen hafta bitirdim. Sultaniyegah bir beste. Sultaniyegah bestenin sözleri de bana ait. Bu arada şarkı sözü de yazıyorum ama şarkı sözlerini genelde kendim besteliyorum, kendi yazdıklarımı. Hı hı. Üç tanesini başka arkadaşlarım besteledi. İki tanesini İlgün abi, İlgün Soysev, üstadımız. Ondan bir tanesini de Mustafa Ünal Yılmazer besteledi. Ben genelde ama kendim yazdığım zaman şöyle bir şey oluyor. Tabii şiir kendim yazdığım için melodisi arkadan hemen geliyor. Hemen geliyor ve kısa zamanda çıkıyor. Makam bu. Melodisi hazır gelmiş oluyor için. Tabii hani bir söz vardır. Melodi şiirin içinde gizlidir diye. Zaten o şiir seni sardığı zaman melodi aşağı yukarı yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Onun makamı çıkıyor. Zaten usulü şiirin kendi içinde var. Eyvallah. Oradan. Edebiyat. Peki var. Abi hiç ısmarlama şiir beste yaptın mesela, hani birisinin şunu yapar mısın? Ismarlama şöyle, yani hatır için diyelim ona biz. Hatır bestesi yaptım. O da bir nevi ısmarlama olmuş yani aslında. Ismarlama oluyor. Hatır bestesi yaptım ama hatır bestesi maalesef elde çok sürünüyor. Yani şiir iyi sarmazsa elde çok sürüyor. Uzun zaman sürüyor. Hatır bestesine de bizim yakın arkadaşlardan, özellikle üstad besteci, eski besteciler çoğu karşı çıkarlar. Hatır için beste olmaz. Tabii. Şiir illaki seni saracak. Ama ben biraz belki yumuşak yapılayım, kıramıyorum karşımdakileri. Eyvallah. Gerçi son zamanlarda yapmıyorum hatır için. Son zamanlarda kaç bıraktım besten, ama baştan çok yaptım. Abi kaç besten geçti TRT'den? Şimdi ben TRT'den 15 besten geçti ama ben aşağı yukarı kaç 7 senedir beste göndermiyorum. Gönderiyorum eserimizi. Çiçekler açar sarmaz, arzum bir sonu bana.
Bedir abi, birinci parçayı yaptık. Herhalde evet. Türkiye'nin en hızlı besteyi seslendiren grubu olabilir. Beste yapan, seslendiren, kayıt alan, videosunu çeken. Evet. Güzel bir hüzzam eser oldu bizim içimize sindi. Şimdi ikinci eseri Zeynep, ne düşündün? Baktın mı? Evet, Nihavet şarkı. 2014, 7 Vazgeç gönlüm bu sevdadan. Vazgeç gönlüm, o değil değil mi? Hayır.